İyi günler. Lider Eğitim Programı Akıllı Tercih tüm hızıyla başlıyor. En doğru ve en hatasız tercih listesini teslim edebilmeniz için merak ettiğiniz tüm sorulara canlı yayında cevaplamaya devam ediyoruz. Yanında çok kıymetli iki isim var. Eğitim Danışmanı Sayın Serkan Aydın. Merhaba. Serkan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Çok sorulu bir program yapacağız. Evet. Ayağınıza sağlık. Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Muhsin Konuk. Muhsin Hocam. Hoş bugün bulduk. Çok sorumuz var. Eyvah o zaman. Arkadaşlarım çok meraklı, çok fazla sorular var. Hepsini sizin tecrübelerinizle bizimle paylaşmanızı rica ediyorum. Bugün TS ve TM'cileri biraz sevindireceğiz. Sizin de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesindeki bölümlerinizi detaylandıracağız. Bol bol sorumuz var, ayağınıza sağlık diyorum. Sevgili arkadaşlar lütfen canlı yayına merak ettiklerinizi iletin. 0212 381 10 16 Facebook, Twitter ve diğer bütün adreslerimiz aktif. Oradan da soruları ve iletişime devam ediyoruz. akıllıtercih.tvthaber.com'daki ATS çalışmaya devam ediyor. Oradan da tercih listelerinizi oluşturmaya devam ediyorsunuz. Telefonla başlayayım Serkan Hocam. Soruyla başlayalım. İstanbul, Nisa Bağcı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar Nisa Hanım. Nasıl sonuç? Sınavı TM2'de 84 binindeyim. Tamam. TM2'de 93 binindeyim. TM1'de 103 binindeyim. Evet. Ben psikolojik danışmanlık görevlilik istiyordum. Bu yeni açılan üniversitelerde puan olmayan yerlerden tutturabilir miyim acaba? Bunu sormak istiyorum. Bir de sözlerden TS2'nin 27 binisi hangi bölümler tutabiliriz? Tamam. Bugün biz TSC'ler için psikoloji, sosyoloji, felsefe, iletişim, yeni medya gibi böyle bölümleri biraz detaylandırmaya çalışacağız. Onları da dikkatlice izlemeye devam edersin. Nasıl hocam? Nisan yani, durumu? Gayet başarılı. Ama rehberlik danışmanlık bölümlerine baktığımız zaman biz 25 bin aralığıyla 85 bin aralığına kadar hatta 100 bine kadar bir aralık geniş bir yelpaze var. Çünkü vakıf üniversitelerin burada %25, %50, %75 programlarının fazlalığından kaynaklı skalada çok geniş durumda. Nisan'ın yapabileceği çok fazla tercih var rehberlik danışmanlıkla ilgili. Ben şunu tavsiye ediyorum, bir akıllı tercih önerisi bu. Evet. Mesela şehir dışında bir devlet okulu yerine mesela kendi bölgesinde, kendi şehrinde %50 burslu programlar daha cazip hale gelecektir. Onu öne geçirecektir. Ekonomik olarak baktığınız zaman birbirleriyle hemen hemen aynı olacaktır. Ama hani kendi şehrinde okumasının farklı avantajlarını da yaşayacaktır. Hocam biz soruyoruz arkadaşlarımıza sosyal mecrada şimdi on binlerle evet. Diyalog halinde olduğumuz için hangi şehir diye hiçbir ailesinin yanında istemiyor. Dememişler değil mi? Çoğunluk İzmir dedi. Ama tercih noktasına geldiğimiz zaman son adımda tercih sesi tekrar ekpare değişip böyle yaşanılan yerler en başa alınabiliyor. Şu anda öyledir muhtemelen ama o son aşamaya geldiğimiz zaman aile etkiliyor diyorsunuz. Evet. İstanbul'da yazabileceği çok fazla rehber danışmanlık bölümleri var. Birkaç özellikle tane söylerseniz. %50 burslu programlar, yani Kültür Üniversitesi'nin %50 burslu programı var. 56 bin de almış mesela. Fatih Üniversitesi'nin var rehber danışmanlığı. Devlette var mı şansı? Devlette birazcık zor gözüküyor. Zor mu? Çünkü 35 binlerde falan bitmiş devlette. Ama %50 burslu programlarda şansı oldukça yüksek gözüküyor. Bu sene de PDR'de biraz kontenjan artışı oldu. Kontenjan artışı var. O biraz avantaj. Birun Üniversitesi'nin mesela yeni açılacak daha puanı belli değil. Evet. Dolayısıyla onları da tercih listesine eklerse eğer şansı var ama avantajlı olabilir. Için. Evet. PDR'i okumak için şansı var. Peki Muhsin Hocam siz insanı anlayan üniversite sloganı ile hareket ediyorsunuz. Bu slogan çok hoşuma gitti. O yüzden İnsan ve Toplum Bölümleri Bilimleri Fakültenizde de hani insanı anlamayı ve toplumu anlamaya dönük bölümler var. Şimdi psikoloji her daim yıldız. Biz Nevzat Hoca'yı ağırladığımızda biraz psikoloji konuştuk. Ben biraz daha bugün felsefe de konuşalım istiyorum. Sosyoloji de konuşalım istiyorum. Hani bunları çok konuşmuyoruz. Çok da bilmiyor arkadaşlarım. Evet. Siz öğrenci alacaksınız değil mi bu bölümleri? Alacağız evet. Felsefede zaten bu yıl 3. yıl öğrencilerimizi alacağız. İlk yıldan itibaren felsefe öğrencilerimiz var. Felsefe tabii aslında yıldız bölümlerden bir tanesi. Yani özellikle üniversitelerin böyle üst düzeylerdeki öğrencilerinin girdiği bölümlerden bir tanesi. Özellikle tabii bu düşünce tarihini, insanların evreni, kendisini ve etrafındakileri anlamayla ilgili olan bilimi daha çok çağrıştırdığı için çok fazla tercih olmuyor ama gelen insanlar da oraya çok bilinçli Bilerek tercih ediyorlar. Evet, bilerek geliyorlar ve orada hakikaten
o işin nosyonunu kazanıyorlar. Ama okumayı sevmiyorsanız felsefe okuyamazsınız. Kesinlikle öyle ve felsefede bir de düşünme çok önemli. Düşünme yeteneğiniz çok fazlaysa felsefeyi bence tercih edilmeli. Hı hı. Çünkü bütün bilimlerin aslında temeli, anası felsefe bilimi. Yani bu pozitif bilim dediğimiz bilimlerin temeli esas felsefe. Hı hı. Hatta bizim yani yaptığımız doktoralardaki doktora unvanımızın karşılığı Batı dillerinde PhD'dir. Yani Philosophy of Doctorate'dir. Hmm. Yani doktora da felsefede doktora. Aslında biyolojik bilimlerde, tıp biliminde, diş hekimliğinde doktora yapıyorsunuz ama doktorayı filozofi olarak size... Onun felsefesini alıyorsunuz. Felsefesini almış oluyorsunuz. Dolayısıyla felsefe bölümü bu bağlamda ciddi bir bölüm. Gerçi yani mezun olan öğrencilerimiz de onlar pek şey kalmıyorlar. Yani boşta kalmıyorlar. Bizim mesela medyada var hocam. Felsefe mezunu. Evet. Bizim medyada çalışan epey arkadaşımız var. Edebiyattan ve felsefeden ciddi editoryal kısımda çalışan arkadaşlarımız var. Çünkü ciddi anlamda düşünme ve o düşünceyi daha duru, daha net hale getirme. Bir de işin mantığını kavrayarak edit etmede onlar çok önemli. Hı hı. Birisi belki edebiyatçılar tamamen dil açısından onu değerlendiriyor ama felsefe mezunları da daha çok onun konsept anlamında kavram ve o kavramların birbirlerini kapsayıp kapsamadığı, birbirleriyle örtüşüp örtüşmediği ya da birbirleriyle ters düşüp düşmediği yönüyle mutlaka edit ediyorlardır. Hı hı. Türkçe mi hocam? Mesela siz evet, Üsküdar Üniversitesi'nde... Felsefe bölümümüz Türkçe ve felsefe bölümüne giren öğrencilerimizin tamamı burslu olarak okuyorlar. Tamamı? Evet, tamamı burslu okuyorlar. Siz üniversite olarak o zaman felsefeye bayağı önem veriyorsunuz. Evet, felsefe bütün bilimlerin anası elbette. Evet. Ama felsefi bilimler içerisinde özellikle bizim insan ve toplum bilimleri fakültemiz hem felsefe hem sosyoloji ve hem psikoloji. Sosyolojiye bu yıl öğrenci alacağız ama psikoloji bölümümüzün hem Türkçesi hem İngilizcesi var. Yani bundan hepsi felsefi bilimler içerisinde değerlendirildiği için söylüyorum. Tamamen %100 İngilizce olan felsefe bölümü var. %100 Türkçe olan felsefe bölümü var. Psikoloji bölümü var. Ama %100 Türkçe'de okuyan çocuklarımız da zorunlu yabancı dil hazırlığı okudukları için talep ederlerse derslerinin belli bir oranda İngilizce alabiliyorlar. İngilizce öğrencilerimiz de... Felsefeye de girse isterse hazırlık İngilizce okur. Okur. Öyle bir hakkı var yani. Var, ama şunu hatırlatmak lazım hocam. Takdir edersiniz ki psikoloji bölümünün bir alternatifi değil. Yani değil. Şöyle bir algı var. Tercihte yaşadığımız bir... Psikoloji mi, PDR mi, felsefe mi? Yani mesela öğrenci... mesela psikoloji bölümüne puanı yetmiyorsa rehberliğe kayabiliyor. Rehberlikle psikolojik danışmanlık, yani psikoloji bölümüyle psikolojik danışmanlık bölümüne baktığınız zaman çalışma alanlarında çok büyük farklılık arz etmiyor. Ama felsefe üçüncü noktada bir defans olarak orada tercih listesinde bulunuyorsa eğer orada bir sıkıntı oluyor. Yani psikoloji bölümünün alternatifi olarak felsefeye giden öğrencilerin büyük bir kısmını ben üniversitelerden bıraktığına şahit oldum. Hocam çok güzel özetledi aslında. Hani düşünmeyi teşvik eden bir bölüm. Hani bu anlamda okumaya hevesli insanların gelmesi lazım dedi. Psikoloji bambaşka bir şey. Evet. O insanı anlamasa da. Hocam tam bu noktada Serkan hocam hani tam yeri geldiği için PDR ile psikolojinin farkı iş imkanları anlamında. Hiçbir farklılık yok. Sadece ders içeriklerine baktığınız zaman rehberlik ve danışmanlık, rehberlik ve psikoloji danışmanlık biraz daha eğitim sektörüne yönelik dersler görüyorlar. Psikoloji danışmanlık ve rehberlik aslında temelde aynı. Hı-hı. Hani şey gibi reklamcılık ve halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık. Hı-hı. Sadece ders programlarında o baştaki tilte biraz daha ağırlık verilmiş. Akademik anlamda söylüyorum bunu. Psikoloji danışmanlık ve rehberlikte 3. sınıftan itibaren klinik master demiyorum. Klinik stajları da söz konusu. Aradaki fark o. Aradaki fark o ama Ayşe'nin temelde, sorusunu cevapladık. Temelde yani iş alanlarına baktığımız zaman çok büyük farklılık arz etmiyor. O kesişiyor iş alanları. Kesişiyor, evet. Peki Üsküdar Üniversitesi bu sene ne kadar öğrenci alacak hocam totalde? Totalde 3400 tane öğrenci alacağız. Biz, epey öğrenci alıyorsunuz. Hem 4 yıllık lisans programlarımız var hem de 2 yıllık ön lisans programlarımız var. Bu programların tamamına 3400 tane kontenjanımız var bu yıl. Ne kadarı burslu hocam? Yani burslar mevzusu çok merak edilir. İki öğrencimizden bir tanesi burslu bizim. Öyle mi? Evet. Yani çok büyük oranda burs var. Ve burs yelpazemiz de çok geniş. %100'den %25'e kadar burs yelpazesi var. Aha. Bu yelpaze içerisinde öğrencilerimiz tercihlerine göre
yerleştiriliyorlar. İnternet sitenize bak inceledim. İki şeye dikkatimi çekti. Bir, çok beğendim arkadaşlar. Eğer vakit bulursanız, şimdi tercih heyecanı ama beyin kullanma kılavuzu diye bir şey hazırlamış Üsküdar Üniversitesi. Bayıldım ona. Hani ne yapmak lazım diye böyle bir prospektüs şeklinde. Bir de kariyer testiniz var. Evet. Kafası karışık olan arkadaşlarım kullansın mutlaka onu. Kesinlikle onu kullansınlar. Bence kariyer testini yaptıktan sonra kendilerine bir sonuç çıkıyor. Bir çizelge halinde. Daha çok hangi alana yatkın olduklarını o belirliyor kariyer testi. Ve o liste çıktıktan sonra bence eğer imkanları varsa ya telefon etsinler ya da kendileri doğrudan Kuzey Kampüsümüze gelirlerse Altunizade'de. O kampüste şu an 6 tane arkadaşımız, uzman bu konuda arkadaşımız orada görevliler. Onlarla da görüşüp yönlendirme yapılabilir. Kariyer danışmanlığı mı kariyer yapıyorlar hocam? Kariyer danışmanlığı. Öyle mi? Evet, o da var. Büyük hizmetmiş. Evet. Herkes Üsküdar'ı seçmese de gelebilir mi? Elbette. Biz zaten illa bizi seçimde onun için gelin demiyoruz. Biz bizim yani üniversiteler biliyorsunuz en önemli temel 3 nosyondan bir tanesi ya da görevinden bir tanesi de toplumu alıp kendi değerleriyle götürmek, evrensel değerlere taşımak. Bu evrensel değer için de illaki biz bu evrensel değerleri veriyoruz diye bir şeyimiz yok, iddiamız yok. Biz verenlerden bir tanesiyiz ama hangi üniversiteyi, hangi şehri seçerse seçsinler. Çünkü kafada çok karışık hocam. Biz sadece destek olmak istiyoruz. Buyursunlar gelsinler ya da telefon etsinler, ulaşabilirlerse arkadaşlarımızla. Telefonda kariyer görüşüp danışmanlığı konusunda çok güzel bir hizmet vermişsiniz. Kesinlikle. Çünkü mesela şöyle şeyler geliyor. Geçen sorularımızı cevaplayan bir sürü arkadaşımız var. Çok büyük bir ekip çalışıyoruz şu anda. Gecenin 3'ünde arkadaşımızın bir tanesi yazmış. Başlamış biyolojiden, bitmiş edebiyatta. Hani öyle söylemiş, şöyle bir liste. Hani bütün bunları da anlatır mısınız diyor. Anlatırsak hani bir ay falan anlatmamız lazım. Evet. Kafalar çok karışık. O anlamda çok doğru bir hizmet yani, olmuş. Zaten baktığımız zaman doğru tercih yapan, akıl tercih yapan kitleye baktığımız zaman dolaşan kitle. Dinamik, hareket halinde olan kitle. Bu sadece hani böyle 3-5 tane arkadaşla bir araya geldiği zaman hani geyiğin çok ötesinde bir şey bu. Evet. Tabii yok. Uzmanlar da varsa orada hani tabii gidip kafanız da karışıksa hangisini seçsem ne yapsam diyorsanız. Yani bilgiye ulaşmak bu kadar kolayken hareket halinde olması öğrencilerin onlar için çok büyük bir avantaj. Çok büyük avantaj. Evet. Peki araya soru alalım. İzmir, Büşra Soytürk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurunuz. Nasıl durum? Yani neyse biraz düşük ama TS1'de 35 binciyim, TS2'de 34 binciyim. Tamam. Edebiyat bölümüne ve sosyal bilgiler öğretmenliğine girme olasılığım nedir? Bir de tercih yaparken kaçıncı sıralamadan başlayıp kaçıncı sıralamada bitirmeliyim? Tamam. Büşra nerede acaba? Nereden? İzmir'den hocam. İzmir'den Büşra, mi? Evet, İzmir'den arıyor. TS1 35 bin. Evet. Öğretmenlik çok fazla istiyorum. Alternatif var. Yani çok fazla alternatif var. Sıraması, niye bu Büşra o kadar umutsuzdu? Biraz morali bozuk. Muhtemel ki YGS'de istediği sonucu alamadığı için belki böyle bir şeydi. O öğrencinin gardı bu anlamda bu sene daha düşük. Yani ben daha önceki yıllarla kıyaslama yaptığımız zaman bu seneki YGS'nin istenilen performansı vermemesinden kaynaklı öğrencinin gardları birazcık düşük. Mesela 25 bininci olmuş, 30 bininci olmuş. Kötü bir sıralama değil bu. Ben çok kötüyüm diyor. Çünkü istediğini elde edemedi YGS'de. Hani performansı belki Büşra daha yüksek hedefliyordu. İstediğinden aşağı oldu ama seçenekleri var mı? Yüzler yani çok fazla atar var. Öyle İstanbul mi? Evet. Mesela buradan biraz seçeyim ben. Kırklareli Üniversitesi yeni açılıyor bu sene. Puanı belli değil. Çok büyük avantaj şu anda. Marmara 13 binini almış. Niğde 39 binini almış. Sinop 41 binini almış. Şehir dışında gidecekse eğer çok fazla alternatif var o aralıkta. Türk Dil Edebiyatı bölümü için de baktığımız zaman yani mesela Manisa çok yakın İzmir'e. İzmir'de evini değiştirmek zorunda kalmadı. Kalmadan tabii. Yani, 35 dakika falan sürüyor. Mesela İstanbul'daki ulaşımı düşünün siz. Yani bir noktadan bir noktaya gitmek 1,5-2 saatinizi alıyor. Orada 40 dakika 45 dakikalık mesafeyle Manisa'da çok rahat yani ilk tercih yani direkt yerleşebilir. 49 binlerde almış. Öyle mi? Evet çok rahat yerleşebilir. Yozgat'ta var. Nereden başlasın hocam? Ne kadar yukarı çıksın? Sıralamasını mümkün olduğu kadar yani 50 bindeki bir öğrenci 20 binden tercih yapması için hiç mahsuru yok. Yani bu bir ölü tercih değil kesinlikle. Bu çok kafa karıştıran bir kavram ölü tercih. Yani bunu kim sokmuş artık bu kavramı? Öğrenciler ölü tercih yapmayacağız diye istemedikleri yerleri yazmak zorunda kalabiliyorlar. Buna çok şahit oldum. O yüzden çünkü çok sayıda tercih seçeneği var. 30 tane hakkı var ve şöyle bir uygulama yok bakın mesela. Ben son sıraya yazdım ve benim puanım 485.687.
Siz de birinci sıraya yazdınız. Puanınız da 485.686. Küsuratta benden bir puan daha düşüksünüz. Siz birinci sıraya yazdığınız için benden daha avantajlı olmuyorsunuz. Ondan benim, korkuyor arkadaşlar. Ama yanlış bir algı bu. Tamam. Yanlış bir algı. O yüzden 20 binden başlatıp 65 bin, 70 bine kadar geniş bir aralıkta tercih yaparsa hiçbir sorun yaşamaz. Mesela şunu öngörebiliriz bakın. Puanlar yükseldi. Yani bunu kimse bilemez tabii ki ama puanlar yükseldi. Sorun değil. Bizim zaten stepne tercihimiz var. Garanti tercihimiz var. Puanımızı altına yapmışız. Puanlar düştü. Sorun değil zaten. Yine şey. 20 binlerde başlatmışız. O zaman geniş skalada tutacak. Çok geniş. Tamam. Ne kadar geniş skalada tutarsa o kadar yerleşme şansımız yüksek. Bu arada tüm seçenekleri görmek için akıllıtercih.trthaber.com'daki ATS'den listeni döküp hani defalarca tercih provası yapıp böyle teslim ediyorsunuz. O konuyla ilgili çok kısa bir şey söylemek Lütfen istiyorum. Lütfen hocam. Şimdi yani 600 sayfalık bir kılavuzdan bahsediyoruz. Teknik olarak bir öğrencinin ve okumayı sevmeyen bir öğrenci grubunun bunu okuması mümkün değil yani. O yüzden çok güzel yapılmış. İnanılmaz süzüyor çünkü. İsmiyle müsemma akıllı tercih. Bunu mutlaka kullansınlar öğrenciler çünkü. Bir de prova yapsınlar hocam. Yani mutlaka çünkü yani kılavuzdan gözden kaçıracakları yüzlerce binlerce yer olacaktır. Evet. Bunu mutlaka denesinler. Kullanıyorlardı. Gözden... Epey çok sayıda arkadaşımız kullanıyor. Evet. Şu anda 1200 tane arkadaşımız online kullanıyor. Ben görüyorum robotu. Şimdi Muhsin Hocam devam edelim. Sizde yeni medya gördüm. İletişim. İletişim hangi puan türüyle alıyor? Türkçe sosyal mı? TSE ile alıyor. TSE ile alıyor. Evet. Şimdi iletişim de biraz kafaların karışık olduğu bir alandır. Evet. İletişimden öğrenci alıyorsunuz. Bir de yeni medya diye bir bölümünüz var. O da dijital medya. Şimdi bunun iyi ikisini birlikte söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar siz 4 yıl sonra mezun olacaksınız en az. Ve televizyon, gazete, her şeyin gittiği yer burası. Yani ikisini kombine etmek zorundayız. Siz de bunu öngörüp herhalde böyle iki program açtınız hocam. Biraz konuşalım mı? Özellikle yeni medyada şey var işte bu sosyal medya bu işin içerisine giriyor. Dolayısıyla bir de bizim iletişim fakültemizin tipik bir özelliği var. Zannediyorum Türkiye'de ilk model olarak biz bunu değerlendirdik üniversite olarak. Bütün öğrencilerimiz ilk iki yılında ortak ders alıyorlar. Yani iletişim fakültesinde üç bölümümüz var. Üç bölüme giren öğrencilerimiz iki yıl hep aynı dersleri alıyorlar ortak. Ancak üçüncü sınıfa geldikten sonra üç bölüme kendilerine isteklerine göre dağılımları olacak. Dolayısıyla isteyen arkadaşımız bu yeni medya bölümünü seçebilir. İsteyen radyo televizyonculuk gibi reklam gibi programları seçebilir. Ancak reklamla ve yeni medyayla özellikle bir de teknolojinin ve insan organizmasının birleştirildiği, bütünleştirildiği iletişim fakültemizin bünyesinde bir yüksek lisans programımız var bizim. Neuromarketing ya da nöro pazarlama dediğimiz tezli bir bölüm. Tezli mi hocam o? Tezsizse ben düşünüyorum öyle bir şey. İkisi de var. Hem tezli hem tezsizi var. Özellikle mesela daha ilk yılında olmasına rağmen bu yıl Sayın Dekanımızın gayretleriyle Almanya, Romanya ve Amerika'dan 3 tane hoca getirildi. Davetli olarak geldiler. Özellikle Amerika'dan gelen hocamız yetenek geliştirme ve yetenek düzenlemesiyle ilgili çalışmalar yapıyordu. O hocanın ciddi anlamda bir güzel konuşması oldu ama esas itibariyle Almanya ve Romanya'dan gelen hocalarımız hem akademik yönleri var hem piyasada çalışıyorlar. Mesela Romanya'dan gelen hocamız tıp doktoruydu fakat pazarlamada da doktora yapmış. O bize bir şey gösterdi konuşma sırasında bir filmden bir enstantane gösterdi. Biz hiçbir şeyin farkına varmadık aslında ama ondan sonra dedi ki bakın bu gördüğünüz şeyle insanlardan hanımların ve erkeklerin bu olaya bakışı, beyin dalgalarını ölçmüşler. Ve ondan sonra da o beyin dalgalarının dikkati nereye verdiğine dair. Ve sonra da neyi gidip satın aldığımıza aynen dair. Bütün zaten şeyler, o işte bilinç altında kararların %95'i veriliyor. Dolayısıyla o dünyada, Türkiye'de, her yerde insanların bilinçaltına durmadan uyarılar vermek suretiyle markete gittiğinde ne alacağımızı programlıyorlar. Aynen öyle. Bizi programlıyorlar. Gidip oradan alıyor. İşte bu yeni medya ve nöro pazarlama dediğimiz olay aslında bizim organizmamızın taklit edilerek, organizmamızın daha iyi anlaşılarak onun nasıl yönlendirileceğine dair çok önemli bir buluş. Ben bir basın yayın mezunu olarak
Bu alanda kendimi sorumlu hissediyorum. Çok da severek yapıyorum 23 yıldır işimi. Hani iletişim seçecek, bundan sonra iletişim seçecek arkadaşların sadece hani böyle bir medya okuyoruz gibi değil. Evet. Dijital medya, yeni medya, işte bilinçaltı, pazarlama, tüm bu konuları hani lisansta öğrenebileceği bir eğitim konsepti yapması lazım. Yoksa işsizlik oranı çok yüksek ve işsiz kalma ihtimaliniz yüksek olur. Hani bu ekrandan bunu söylemezsem hatalı bir iş yapmış olurum. Çok teknik bir detay bahsetmek istiyorum yeni medya ile ilgili. 5 tane farklı okulda var yeni medya ve 4'ünün puan türü TS1, bir tanesinin puan türü YGS4. Öğrenciler tercih yaparken mutlaka ilgili puan türüne dikkate almak zorunda. Evet. Hani yeni, mesela konuşuyoruz yeni medya, öğrenci tercih yapacak. Evet. Bir tanesinde yazdı oraya ama diğeri hepsi TS1 ile alıyor, diğeri YGS4 ile alıyor. YGS4 formülizasyonu ona uygun değil şu anda. O puan dilimine uymuyor mesela. Peki nasıl yapacak hocam? Onu kendi YGS puanına bakarak hareket edecek. Tamam. Yani YGS elmayla, puanları karıştırmasın. Evet, aynı öyle. Yanlış tercih yapar değil mi? Yanlış tercih yapar. Aman, yani. Aman dikkat. Etkisi olmaz. Peki sorulara dönelim tekrar. Adana'ya gidelim. Mihriban Denizhan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, iyi günler. Buyurun, nasıl durum? Durum idare eder. öğretmen lisesi mezunuyum ben. Tamam. İlk puanlı yerleştirmede 24.000'deyim. 24.400. Evet. Okul öncesi öğretmenliği istiyorum. Şansım nedir? Tercihimi nasıl yapmalıyım? Yardımı istiyorum. Tamam. Serkan hocam bize rehberlik ediyor. Adana bölgesine, yani eğer kendi bölgesine yazacaksa çok fazla alternatif var o bölgede. Skala 13.000'den başlayıp 35.000'e kadar gidiyor. Çok yüksek bir şansı var kendisinin. Yeni açılan yerler de var ayrıca. Okul öncesi öğretmenliği ile ilgili. Yeni açılan üniversitelerin yeni açılan bölümleri arasında yer alıyor aynı zamanda. Öyle çünkü mi? Çok ciddi bir ihtiyaç var. Okul öncesi öğretmenliği. Çünkü talep çok fazla. Yani özellikle İş olanakları fazla değil mi hocam? İş olanakları çok fazla çünkü devletin hala buna ihtiyacı var. Hala çok ciddi bir alım yapıyor bununla ilgili. O yüzden yıldız bölüm. Çok yıldız bölümlerden bir tanesi. Peki çocuk gelişimi mesela Üsküdar Üniversitesi çocuk gelişimi görüyorum. Okul öncesi öğretmenliği ile çocuk gelişimi farklı mıdır hocam? Yani çok da aslında ciddi bir farklılık yok. Yoktur. Yani çünkü ikisi de aynı işi yapıyorlar netice itibariyle. Ancak öğretmenlik için çok büyük ihtimalle bizim özellikle 4 yıllık bölümümüzde mezun olan öğrencilerimizin de diğer 4 yıllık fakültelerden, eğitim fakültesi haricindeki fakültelerde mezun olan öğrencilerimiz gibi onlar da sertifika programına dahil olup ondan sonra herhalde öğretmen olarak atamaları mümkün oluyor. Ama diğerlerinin de aynı şekilde. Evet. Sadece yaş grupları fark ediyor. Evet. Birisi 3 ile 6 yaş grubunu ifade ederken diğeri 6 ile 8 yaş arasında ifade ediyor. Ama iki alanda ama çalışma alanları kesişiyor. Aynı, tabii. Aynı. Çalışma alanları aynı, sadece çalışma alanlarındaki hedef kitlelerinin yaşı farklı. Size doldurmuşsunuz geçen yıl. Evet. Arkadaşlarımın ilgi çekti yani. Burslu programlarınızı da görüyorum. Hemen hemen tüm programlarda eşit mi burslar peki? Aşağı yukarı evet. Öyle mi? Yani iki öğrenciden biri neredeyse burslu. Burslu evet. O burslarla ilgili şimdi sorular da var. Onları nereden öğrensinler hocam? Var mı internet sitemizde? Var internet sitemizde. Üniversitemizin sayfasına girerlerse orada burslar ve ücretler kısmında rahatlıkla görebilirler. Peki mesela bu çocuk gelişiminde falan hani dil, İngilizce oluyor mu? Bu isteğe bağlı. Bazı bölümlerimizde isteğe bağlı yabancı dil var. Mesela iletişim fakültesinde hem zorunlu hem isteğe bağlı olan yabancı dil hazırlık var. İletişimcilerin kesinlikle dil biliyor olması lazım. Ama kesin. Sağlık bilimlerinin fakültemizin bazı bölümlerinde mutlaka zorunlu yabancı dil değil, isteğe bağlı olarak yabancı öğrenme programlarımız var. Var. Onları ama da isteğe bağlı olması da çok büyük bir opsiyon. Öğrenci uzun vadeli kariyer hedeflerinde isterse eğer, talep ederse bunu görüyor olması büyük bir avantaj değil mi hocam? Ama lisansı da dil bilmeden bitirmeyin. Bence yani şimdi ben bütün gençlere aynı şeyi söylüyorum. Ne okursanız okuyun. 5 yıl sonra hangi dili biliyorsunuz denildiğinde İngilizce haricindekini kastedecekler. Çünkü herkes İngilizceyi biliyor kabul edilecek. Dolayısıyla bence öğrencilerimizin buna çok ciddi önem vermeleri gerekiyor. Bir de bizim üniversitemiz bir şirketle anlaşmalı olarak yabancı dil hazırlık kursunu verdiriyor ve bu kurumun Amerika'dan, Kanada'dan, İngiltere'den, kıta Avrupa'sından tutun Avustralya, Japonya'ya kadar, Yeni Zelanda'ya kadar anlaşmalı oldukları üniversiteler var. Oralarda da bunlar hazırlık kursunu veriyorlar. İngilizce hazırlık kursunu veriyorlar.
bizden sertifika alan bir öğrenci Kanada'dan Yeni Zelanda'ya kadar, Papua New Guinea'ye kadar gittiğinde o sertifikasını gösterdiğinde daha geçerli. Artık TOEFL belgesi falan istenmeden doğrudan orada eğitimine başlayabiliyor. Yani böyle uluslararası bir ağı olan bir kurum tarafından da yabancı dil sertifika programını, hazırlık programını öğrencilerimize aldırıyoruz. Ve mesela bu yıl 20 tane öğrencimiz şu an Amerika'dalar. Çok başarılı olanlardan seçildi. Gittiler orada ikinci, daha doğrusu yaz periyodundaki eğitimlerini orada devam ediyorlar. Artık tabii sınırlar kalktı eğitimde. Kesinlikle öyle. Son 7 dakikaya girdik. Aslında TS ve TM ile ilgili epey bir bölüm konuştuk. Şimdi hocamızın uzmanlık alanını soralım. Bu da çok merak edilen soru da olan bir alan. Mikrobiyoloji. Moleküler biyoloji. Moleküler biyoloji ve genetik. Öyle bölümler değil mi daha çok? Evet, evet. Şimdi hocam bu ne iş yapar? Moleküler biyologlar. Evet. Nerelerde çalışırlar hocam? Hani her iş yapar mavi deniyor ya tırnak içerisinde, özür dilerim. Ne iş yaparlar hocam? Evet, ne iş yaparlar? Moleküler biyoloji genetikçiler temel bilimden tutun sağlık ve uygulamalı bilimlerin hepsine kadar çok geniş bir yelpazede iş yaparlar. Oralarda görev yaparlar, araştırma yaparlar. Kendi şirketlerini kurup o şirketler aracılığıyla ürünler üretirler. O ürünlerini pazarlayıp satabilirler. Hı hı. Yani çok geniş yelpazede bir iş imkanları var. Tam burada kendi şirketi deyince Evet. Şöyle bir şeyden arkadaşlar, bu sene benim geçen yıldan beri dikkatimi çekiyor ama şöyle bir durum var. Herkes hazır iş bekliyor. Evet. Yani evet, işsizlik büyük bir problem, hepimizin kaygısı. Hani mezun olunca işsiz kalmak istemiyoruz. Ama sanki böyle önümüze altın bir tepsinin içinde iş sunulmasını bekliyoruz gibi bir tablo bu. Şimdi bu bakış açısı da yanlış değil mi hocam? Çok yanlış. Yani bir de bizden önceki nesillerde de, yani bizde de bu vardı. Biz illaki devlet garantisi olsun, yaptığımız işin bir devlet garantisi olsun, biz onunla iş yapalım deniyordu ama artık dünya değişiyor. Dünya globalleşti, devlet küçülüyor. Bir sürü kendi bünyesindeki şirketlerini, fabrikalarını, kurumlarını satıyor, özelleştiriyor. Dolayısıyla özel hayata yönelik kendilerini çocuklarımızın hazırlamasında fayda var. Biz de bu bağlamda özellikle mesela ilk defa üniversitemizin ön lisanstan lisans programlarının tamamında mecburi olarak proje kültürü diye bir ders okutuyoruz. Bu ders hakikaten zaten hani hayatın kendisi bir proje, yani bu... Biz proje denildiği zaman böyle çok değişik bir şeyler algılıyoruz. Ya da bizden önceki nesil bunu bize çok iyi bir şekilde öğretmedi. Ürkünç bir şey gibi davranıyoruz korkunç projeden. Korkunç bir şey gibi algılıyoruz ama aslında bunu çocuklarımıza biz öğretiyoruz. Özellikle son sınıfa gelmeden önce, mezuniyet tezlerini almadan bir yıl önce biz proje yazmayı ve bunu nasıl sunmaları gerektiğini öğretip gelecek yılki mezuniyet tezlerini üniversite dışı bir kaynaktan bir proje alarak, bir maddi destek alarak... Sponsor mu buluyorlar? Evet, sponsor bulsunlar ve o sponsor aracılığıyla da işlerini, projelerini, deneylerini yapsınlar istiyoruz. Bu bağlamda zaten biz yaklaşık 1400 tane şirketi olan bir kurumla protokol imzaladık. Onları hazırlık için. Ama bununla beraber bir de biz önümüzdeki yıl muhtemelen artık faaliyete geçirebileceğiz. Bir kuluçka merkezi kuruyoruz. Bu kuluçka merkezinde öğrencilerimiz mezun olduğunda orası da hazır olsun istiyoruz. Ve oradaki küçük ofisler kurup öğrencilerimizi şirketler kurdurarak o şirketler aracılığıyla dışarıdan projeler alsınlar. Ve orada para kazanmaya başlasınlar. Yani müteşebbis yetiştireceksiniz. Aynen. Yani çünkü öyle bir sıkıntı var şu anda. Benim algıladığım ki çok sayıda arkadaşımızla biz diyalog kuruyoruz. Hem program aracılığıyla hem sosyal medya aracılığıyla. Biraz müteşebbis ruhlarının geliştirilmesi lazım sanki. Kesinlikle öyle. Evet. Şimdi bizim akademisyenlerimiz, arkadaşlarımız, camiamız içerisinde de bu sıkıntı var. Bakın TÜBİTAK diye bir kurumumuz var bizim. Bu kurum ciddi anlamda maddi destek veriyor. Yani bazen bağırıyor, gelin proje verin, bizden destek alın diye ama bir acı gerçek var ki, yani bir anket yapılıyor. Bu ankette Türkiye'deki gerçek akademisyen, proje yapan, proje üreten, yayın yapan akademisyenlerin sayısı veya oranı %12 ile %14 arasında çıkıyor. Demek ki geliştireceğiz hocam bu kısmı. Yani böyle bir ihtiyaç şimdiden, var. Şimdiden alt nesilden itibaren, bizden sonraki nesillerden itibaren bu konsepti, bu kavramı çocuklarımıza yerleştirip ona göre hareket etmelerini sağlamak da bizim boynumuzun borcu.
Peki son soruyla kapatacağım. Kocaeli Emel Üstüntaş, hoş geldiniz. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Hızlıca alayım Emel Hanım. Buyurun. Benim TF1 sıralamam 24.000, TF2 sıralamam 25.000'deyim. Tamam. Coğrafya ve edebiyat konusunda çok kararsızım. Sonrasında iş bulma imkanı hangisi daha avantajlı diye soracaktım. Bir de şey soracağım size. Geçen seneki gibi bölümlerde çok ücra yükselmeler olur mu? Peki. Yani, şimdi tabii son bir dakikada bunları nasıl cevaplarsınız bilmiyorum hocam. Çok hızlı. Hızlı. Tamam. Çok ciddi bir puan artışı ve azalması beklemiyoruz. Çünkü %10'luk bir kontenjan artışı var. Ama bununla beraber bunun karşısında barajı geçen öğrenci sayısına baktığımız zaman, geçen sene LYS'ye başvuru yapan öğrenci sayısına baktığımız zaman bir 85 bin kadar daha fazla öğrenci görüyoruz. Dolayısıyla artışın tam karşısında dengelenmiş oluyor bu. Hemen geçen yılki gibi olacak aşağı yukarı. Büyük farklar olacağını düşünmüyoruz, öngörmüyoruz. İkincisi, edebiyat mı coğrafya, bu tamamen kişisel bir tercih ama hani şöyle bir yorum yapılabilir. Edebiyat formasyon alındığı zaman sayısalda, sözelde ortak ders, coğrafya daha ufak bir kitleye hitap ediyor eğitim anlamında baktığınız zaman. Ama edebiyatın farklı alanları da var çalışılabilecek. Evet. Devlet kütüphaneleri var, devletin kendi araştırma kurumları var. Biraz önce söylediğim yayın evleri var, gazeteler var. Editörlük yapılabilir. Hı hı. Bir sürü alternatif var. Çok daha geniş bir bölüm gibi gözüküyor. Sıralamasına baktığımız zaman da o 50 bin aralığında çok fazla alternatif var. Ankara, Gazi, Gaziantep, Gazi Osmanpaşa, Giresun, Gümüşhane, Hacettepe. Çok fazla alternatif var. Akıllı tercihte döküyorsun listeni Emel'cim. Ona göre oluşturuyorsun. Evet. Bir sürü tercih provası yap. Öğretmen olabiliyorlar mı? Yani formasyon Türkiye'de bir yani... Zor. Yani zor. Öğretmen olacağım gibi düşünüp girmesi. Her yıl değişiyor bakın. Yani iki yıl önce formasyonlar kalktı. Evet. İçerisinde işte yeniden vereceğiz dendi. Yani her yıl değişkenlik gösteriyor. Beş yıl sonrasını öngörmek çok kolay değil. Ama ona bel bağlayıp tercih yapmayın. Evet. Peki. Süre bitti, sorular da çok yoğundu. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok tecrübelerinizi paylaştınız. Estağfurullah. Çok çok teşekkürler. Sevgili arkadaşlar, ilginize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz 18 Temmuz akşamına kadar buradan her akşam soruları cevaplamaya, sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Yarın da yine merak ettiklerinizi bu ekranda aynı saatte cevaplamaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Yarın görüşürüz.